Buyur. Eyvallah. Bamsın. Hadi. İçsene çorbanı. İçeriz. İçeriz Hasan. Dursun hele. Bamsı. Senin neyin var? Diyesin hele. Turgut Hasan. Turgut canımı sıkmıştır. Turgut mu? Turgut ne oldu da senin böyle canın sıktı? Çavdar Obası'nı kuracağı yer tehlikelidir Hasan. Lakin Turgut kendi bildiğini okur. İzah edince de ben Çavdar Bey'im. Senden iyi bilirim. Sen kendi işine bakasın. Deyü çıkıştı. O da ne demekmiş öyle? Bu sözler hiç Turgut Bey'e yakışır mı? Hele sen hiç hak etmezsin. Üstüne Hayme Hanım çağırdıydı. Turgut Bey'dir. Mesuliyet ondadır. Siz de kardeşsiniz dedi. Hayme Hanım doğru demiş. Siz kardeşsiniz. Ama o bey ise sen de at başısın. Hem Ertuğrul Bey giderken obayı sana emanet etti. Sen de obayı düşünürsün Bamsı. Haydi Nafsan, haydi. Soğutmayalım gayrı. Odanız burasıdır beyim. Bir isteğiniz olursa haber edin. Eyvallah. Aziz. Emredin beyim. Emir Nizamettin'in ölümünü bilir misin? Bilirim beyim. Bilirim. O soysuz yaptıklarının cezasını misliyle ödememek için kendi canına kıymıştır. Nasıl? Hanlı pazarda sultanımızın canına kastettiği zehrin aynısı. Yüzüğünde de varmış. Sultanımızı da sandığın içine gizlediği bu zehirle sıvanmış okla öldürecekti. Aynı zehir olduğundan emin misin? Sultanımızın hekimbaşı öyle söyledi. Zira o gece Hanlı pazarda olanları en iyi hekimbaşıyla sen bilirsin beyim. Hekimbaşı burada mıdır? Yoktur. Sultanımızla gitmiştir. Eyvallah Aziz. Alçak herif. Belli ki sultanımızı da kandırmıştır Ertuğrul. Lakin biz zehrin nereden geldiğini, sultana kimin verdiğini iyi biliriz. Merak etmeyesin Halime. Sultanımız da hakikati yarın öğrenecek. Tedbirli davranıp Ares'i getirmemekle ne kadar haklı olduğunu gördüm beyim. Hele Sultan Hatun'u Mahberi Hatun tanıdıktan sonra. Senin dediğin gibi Halime. Sarayda her kapının ardında bizi zehirli yılanlar bekler. Destur var mıdır beyim? Gel Abdurrahman. De hele. Karacahisar'ın ganimetini hazineye teslim ettim beyim. İyi etmişsin Abdurrahman. Bu gece sarayda kalıp Emir Nizamettin'le ilgili ne bilgi toplayabilirsen toplamanı isterim senden. Ya Ares beyim, onu ne vakit getireceğiz saraya? Sana diyeceğim vakit getireceksin Abdurrahman. Ondan evvel Emir Nizamettin'in evini bulmaya çalış. Çocuklarını, akrabalarını, ailesini kimi bulabilirsen bul, ne öğrenebilirsen onun hakkında öğrenmeye çalış. Emin olur beyim. Halime'm, sen de bu meseleyle ilgili Mahberi Hatun'dan ne öğrenebilirsen öğrenesin. Emirin olur beyim. Temkinli olasın. Emir Saadettin sultanın canına kıymaya kalktığı gibi sarayındaki bir emirinin de canına kıydı. Ondan her şey beklenir.
Bilirim halimi. Bilirim, bilirim. Hoş geldin Ertuğrul Bey. Hoş gördük Emir Saadettin. Yine yiğitliğinle, azminle hem sultanımızın hem de benim gözlerimizi kamaştırdın. Nice ordulara nasip olmayacak bir şekilde anlı şanlı Karacahisar Kalesi'ni fethettin. Ares itinin kellesini de imparatoruna yollamışsındır inşallah. Ares iti hala yaşar Emir Saadettin. Demek kaçmaya muvaffak oldu. İki kez elimden kaçmayı başardı. Lakin üçüncüye tahammülüm olamazdı. Yoksa? Fethettiğim kalesinin zindanında çürür. Merak ettim. O itin sana ve alplerine yaptıklarının hesabını sormak için daha neyi beklersin Ertuğrul? Uğursuz başını gövdesinden almadan evvel ağzından almak istediklerim vardır Emir Saadettin. Neymiş onlar? Sultanımızla bana yapılan suikastin ardında kimin olduğunu öğrenmeden ölmesine müsaade etmeyeceğim. Sultanımız haini bizzat tespit etti Ertuğrul Bey. Ne hikmetse hain denen Emir Nizamettin zindanda kendini öldürmeye muvaffak olmuş. Ettiklerinin bedelini ödedi. O kara kaplı defter kapandı. Daha ödenecek nice bedel, sorulacak nice hesap, alınacak nice kelle vardır Emir Saadettin. Benim için o defter henüz kapanmamıştır. Sultanımızın huzuruna vardığım vakit söyleyecek çok sözüm olacak. Müsaadenizle. Müsaade sizin. O vakit diyeceklerini öğrenmek için bana da sabretmek düşüyor. Karacahisar Kalesi Fatihi Ertuğrul Bey. Kapı! Nizamettin'in ailesiyle görüşebildin mi Abdurrahman? Hayır beyim. Emir Nizamettin'in çocukları, eşleri ve gelinlerini Erzurum'a sürgün etmişler. Öldüğünde yanında kim varmış? Zindanda tekmiş beyim. Hekimbaşı görmeye gittiğinde cesedini bulmuş. Sultanın onu sorgulamasını istemedikleri aşikar. O gün zindanda kim varsa nöbetçi hepsiyle tek tek konuşmak isterim Abdurrahman. Öğrenmek için zindana gitmek istedim beyim. Lakin buna izin vermediler. Bana Azizi çağır. Bizi zindana ulaştırabilecek tek kişi Aziz'dir. Emin olur beyim. Böyle bir arada olmak, aynı sofrayı paylaşmak ne güzeldir. Obalarımızın birleşmesi Allah'ın izniyle bizi daha da kuvvetlendirecektir. Gayrı herkesin vazifesi bu dirliğimizi daim kılmak, ayrı düşmelere mahal vermemektir. İyi dersin Hayman Hanım. İyi dersin de bu obanın yeriyle ilgili endişe duyarım Hayman Hanım.
Alpların da bizim de emniyetimiz için obanın yeri tehlikelidir Hayme Hanım. Susarım derim lakin bu mesele aklımdan çıkmaz. Bamsı, sana daha evvel dediydim. Obanın dört bir yanına alpler koyacağız diye. Niye anlamak istemezsin kardeş? Alpler gece gündüz nöbet tutacaklar. Kardeş. Gayrı bu mesele burada kapansın. Turgut kardeş. Ertuğrul beyimiz obanızı, obamızın yanına kurasınız demedi mi? Düşmanı kendi ellerimizle obaya davet ederiz. Dertsiz başımıza dert açarım kardeş. Ertuğrul beyim beni anlayacaktır. Çavdar obasının beyi olarak da mesuliyet bendedir Bamsı. Daha fazla izah lüzum yoktur. Aresit'ini yakaladık. Titan soysuzu çakallık peşindedir. Onca vakit obamızda yaşamıştır. Her yeri bellemiştir. Kardeş, o kefere açığımızı bulmak için imkan arayacaktır, anlamaz mısın? O soysuzdan korkumuz yoktur evvelallah. Ertuğrul Bey Mares'in cezasını keserken... ben de burada Titan'ın cezasını keseceğim. Merak etmeyesiniz. Beyim dönmeden evvel... Titan'ın işini bitireceğim. Ha. İyi. Madem bir başına düşünür, taşınırsın... madem her şeyi bir başına sen yaparsın... o vakit benim bu mecliste sözüm yok edir. Müsaadenle Hayme Hanım. Otur yerine Bamsı. İki obanın birliğini temin etmek için ne badireler atlatıp nice soysuzun kanını döktük. Şimdi bu birliği siz mi bozacaksınız? Bu nasıl kardeşliktir, ha? Kimsenin ihtilaf çıkarmasına tahammülümüz yoktur. Herkes haddini bilsin. Yarın Artuk Bey'e gidip etraflıca istişare edersiniz. Şimdi herkes yemeğini yesin. Sultanımızın emriyle Emir Nizamettin'i zindana koyduğunuzda yüzüğünü almamışsınız. Üzerinde kefeninden gayrı bir şey yoktu Ertuğrul Bey. Ne parmağında ne de üzerinde yüzük yoktu. Hayırdır Aziz? Hala Nizamettin haininin izini mi sürersiniz? Ertuğrul Bey'im sürer. O gün nöbet tutan askerler Emir Saadettin tarafından tek tek sorgulandı Ertuğrul Bey. Emir Saadettin mi? Hala şüpheniz varsa Emir Nizamettin'in evinde bulunan kefereden gelen ihanet mektuplarını okuyasınız. Emir Nizamettin eğer hainse Bilecik tekfuruyla imparatorla yaptığı gizli yazışmaları niye evinde saklasın komutan? Zindanda pencere de yok. O vakit askerlerden biri yüzüğü vermiş olmalı. Belki de onu zehirleyip yüzüğü yanına koydu ki kendini zehirledi zannedelim. Ertuğrul Bey, hain öldü. Sana ve alplerine yaptıklarını bilirim. Öfken büyüktür. Lakin bu mesele kapanmıştır. Emir Nizamettin'in evinde bulunan mektupları görmek isterim Aziz.
Mektuplar sultanımızadır Ertuğrul Bey'im. Döndüğü vakit kendisinden isteriz. Hala neden şüphe edersin Ertuğrul Bey'im? İhanetin deryası boydan aşırıdır Aziz. Nice alimin, nice arifin, nice sultanın mecliste yolunu şaşırtır. Devletimizi de, bizi de diri tutan sadakatimiz ve şüphemizdir. Buyurasınız hatunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Vaktiyle babanız Şehzade Numan'ın babam Kirvart'ın Alay'daki kalesine sığındığını hatırlarım. Kardeşiniz Şehzade Yiğit ve senin canını kurtarmak için her şeyi göze almıştı. O vakitler rahmetli kardeşiniz de siz de çok küçüktünüz. Babanızın sultanımıza ihanetini dün gibi hatırlarım. Mahpere Hatun. Benim babam hiçbir vakit ne devletimize ne de sultanımıza sinsi bir icraat içinde olmamıştır. Aksine kendini Selçuklu tahtına geçirme bahanesiyle kandırıp kullanan prenslere, krallara, imparatorlara hatta papaya dahi karşı gelmiştir. Benim babamın tek gayesi çocuklarıyla huzurlu bir hayat geçirmekti. Lakin müsaade etmediler. Üstelik babamı kullanmaya çalışanlardan biri de sizin babanız Kirvart'tı. Lakin kalenizden kaçmayı başardık. Şimdi hepsi geçmişte kaldı. Babam Kirvart'ın kalesini sultanımız Alaaddin fethetti. Ben de onun eşi oldum. Ona bir varis verdim. Oğlum Şehzade Keyhüsrev'i. Hayat çok şaşırtıcı olabiliyor değil mi Halime Hatun? Bir vakitler sultanımızın da en büyük düşmanı olan babamın torunu kudretli Selçuklu tahtının varisi olacak. Sultanımızın diğer eşi Melike Adile Sultan'la dostluğunuzu işittim. Babam en son Melike Adile Sultan'ın babasına sığındı. Dostluğumuz o vakitler başladı. Nicedir kendisini görmedim lakin Şehzade Kılıç Arslan adında yiğit bir şehzade yetiştirdiğini duyarım. Kayseri'dedirler. Oğlunun asla sultan olamayacağını bildiği için öyle olsa gerek o da oğlu da sarayın yolunu pek bilmez. Münzevi bir hayatı tercih ederler. Emirlerin kıymetli hatunları. Bir kez daha uç beyimiz Ertuğrul Bey ve hatunu Halime Hatun'a sarayımıza hoş geldiniz derim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
Türkleri ancak beklenmedik baskınlarla yıpratabiliriz. Ordumuz gelene kadar sayıca üstün olan onlar. Tam da senin kiralık katillerine göre bir işti tam. Efendim, karadaki yenici Asumur'dan haber var. Ne diyor? Beklediğim fırsat ayağına geldi. Çavdarlar emniyeti için obalarını kayıların obasının yakınına taşıyacakmış. Fakat bulundukları yer tehlikeliymiş. Ve baskına çok açıkmış. Baskın zamanı cehennem savaşçıları. Mahpere Hatun çok kibirlidir. Dahası hırslı bir hatundur Ertuğrul. Oğlunun sultan olacağından öyle emindir ki gözü başka hiçbir şey görmez. Melike Adile Sultan'ı da oğlunu da hakir görür. Allah'ım esirgesin. Sultanımızın başına bir hal gelirse. Bu kardeşler arasında bir cenge sebep olur. Moğollar adım adım ilerlerken taht kavgası devletimizin felaketi olacaktır. Destur var mıdır beyim? Gel Abdurrahman. Beni emretmişsiniz beyim. Yarın sultanımızın huzuruna çıktığım vakit Ares'i alıp getiresin saraya. Yolda da saraya girdiğinizde de dikkatli olasınız. Emredersin beyim. Emir Saadettin kendinden çok emindir beyim. Belli ki sultanı da kandırmıştır. Ares'le onun huzuruna vardığınız vakit ya sultanımız sana değil de Emir Saadettin'in sözüne itibar ederse? Varsın sözün doğrusu, dostu gücendirsin Halime. Biz hakka teslim olmuşuz bir kere. Ne Emir Saadettin'in yalanlarından ne de sultanımızın kadrinden korkarım. Hak yolundayız elhamdülillah. Bundan gayrı yolumdan dönmem Halime. Edelim. İnşallah Turgut inadından döner de fikrinden cayar. Bamsı. Kendini hırpalamayasın. Sen elinden geleni yaptın. Her şey yoluna girer. Hem benim sana bir müjdem var. Nice vakittir hissederdim. Lakin emin olmadan sana söylemek istemedim. Gayrı eminim.
yoksa... Yoksa sen... Bamsı... Balamız olacak. Baba olacaksın. Sen karnında balamız mı taşırsın? Karnında balamız mı vardır? Hafsan. Burada balamız mı vardı şimdi? Hafsa, balamızın sesi gelmez. Bamsı, karnımdaki baladan ses gelir mi hiç? Balacığım. Hafsan kız mıdır, er midir diye sinele. Doğulmadan bilemem Bamsı. Kime benzeyiyor Hafsa? Bana benzesin, bana benzesin. Dişi çıktığında et kemirsin, şorul şorul keçi sütü içsin. Hafsam, benim gibin olsun. Tamam Bamsı, tamam. Haydi sen kaleye git. Artık beyi bekletmeyesin. Hem ben de Aslan Hatun'un yanına varacağım. Aramıza husumet girmesin, haydi. Tamam. Sen merak etmesin. Ben giderim. Sen merak etmesin. Giderim. Hafsam. Balamız nasıl olacak acep? Öyle göğsü ateş parçası, saçları babası gibi aslan yeleli bir oğul mu? Yoksa anası gibi ceylan sekişli, kuzu bakışlı bir kız mı? Bamsı, hadi. Haydi yolun açık olsun. Ya Allah! Obamız kurulurken başlarında olasın aslan. Turgut, Artuk Bey'le istişare edecektiniz. Artuk Bey obamızı niye oraya kuracağımızı anlayacaktır. Beylik mesuliyetini iyi bilir. Sen merak etmeyesin. Destur var mıdır? Buyurasın Hafsa Hatun. Hayrola Aslan Hatun? Yere mi gidecektin? Obamız kurulurken başlarında olmam icap eder. Oraya giderim. Turgut Bey dönene dek başlarında ben duracağım. Artuk Bey'le istişare edilecekti. Bu işi tezhal etmemiz lazım. Gerekirse çadırları söker, kayı obasının yanına kurarız. Sen bir şey mi diyecektin? Evet. Diyeceğim mühim bir şey vardır. O vakit sen de benimle gelesin. Yolda konuşuruz. Öğlen olmadan da döneriz evvelallah. Olur. Ebul Muzaffer Sultan Alaaddin Keykubat Hazretleri. Ah.
Hoş gelmişsin Ertuğrul Bey. Hoş gördük sultanım. Ancak güçlü orduların aylarca muhasara ile alacağı emirlerin, hatta sultanların hakkı olan Karacahisar Kalesi'ni fethettin. Devletimizin gücüne güç kattın Ertuğrul Bey. Yüce Allah da seni ve soyunu her iki cihanda bahtiyar eylesin. Amin sultanım. Ben Uç Bey olarak vazifemi yaptım sultanım. Sizin Türk obalarına, Oğuz boylarına olan itimadınız sayesinde fethettim. Allah devletimizi daim, sizi de başımızda kaim kılsın sultanım. Müsaade buyurursanız Karacahisar'ın ganimetlerini size sunmak isterim. Getirin. Bir yanım düşmanlarımla çevrilirken topraklarıma toprak, gücüme güç, övüncüme övünç kattın Ertuğrul Bey. Ben de burada bulunanların huzurunda sana bu fermanımı vermek isterim. Şimdiye dek hiçbir Uç Bey'ine, hatta emirlerime dahi verilmemiş imtiyazlarla Karacahisar Kalesi'ni ve Söğüt'ü ve dahi Domeniç'i sana ve nesline emanet ederim. Ben ölsem dahi fethettiğim bu topraklar senin olacaktır. Bilirim ki sen ve neslin bu toprakları ve devletimizi büyüterek güçlendirecek, ihya ve mamur edeceksiniz. Ertuğrul Bey, Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin sultanım. Var olun. Sebep oldum. Nasıl söz öyle? Hayrola, bir hastalığın mı vardır? Aslan Hatun, benim de sana söylemek istediğim mesele budur. Nice vakittir dua ederdim. Allah nasip ederse evladımız olacak. Bacım. Güzel haber değil. Allah analı babalı büyütmeyi nasip etsin. Yanı başınızdan ayrık olmasın kardeşim. Ağlasın Aslan Hatun. Bunlar Turgut ve Bansın'ın hatunları. Onları sağ ele geçirelim. Neden öldürmüyorsun? Kadınların karşılığında onlardan aresi bırakmalarını isteyeceğim. Ertuğrul Ares'i Konya'ya götürmedi mi? Amacım Ares'i kurtarmak değil Angelos. Turgut ve Bamsı'yı öldürmek. Biz de onları tuzağa çekeceğiz.
Gel Ertuğrul Bey. Sana ve alplerine tuzak kuran, senin köle olmana neden olan Emir Nizamettin'in yakalanması hakkında hala şüphelerin mi vardır? Ziyadesiyle vardır sultan. Bu yüzden mi gece zindana gittin? Emir Nizamettin'in ölümünü tetkik ettin. Evet sultan. O halde bu mecliste bulunanların huzurunda bana şüphelerini açık açık diyesin. Karacahisar'da ele geçirdiğim, devletimi ihya ve mamur edeceğine inandığım ganimeti size sunmama müsaade edin sultanım. Bu ganimet, Tekfur Ares'in imparatora yolladığı mektubun bir nüshasıdır. Thank you.